Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda erkek salmamıza dişlerimizden atacağız. Aşağıdaki salma kafesimizdeki dişlerimizden atacağız. Normalde bir tane atmayı düşünüyordum ama bu videomuzda biraz daha şenlik olsun diye 2 veya 3 tane atabilirim. Bu arada atacağım dişlerin eşinin olmamasına dikkat edeceğim. Çünkü atıp hangi erkekle anlaştıysa sezon başladığı zaman tam anlamıyla bütün kafesleri doldurduğumuz zaman o dişleri direkt eşi olmayan erkeklerle birlikte eşleyeceğim arkadaşlar. Hani eş tutturma taktiği gibi bir şey düşünün. Normalde bu videomuzu ben yarın veya öbür gün paylaşmayı düşünüyordum ama dünkü videomuzda bu videoyu çekeceğimi söylediğim için Instagram'dan bayağı bir kişi yazdı lütfen çek diye. Onları çekeceğiz, hatta bu ara ondan çok fazla video talebi geliyor. Bu arada bunu da buraya aldık, nemi atsın dışarıya diye, önüne de buz koyduk. Bayağı bir faydası var ama kuşlara çarpmıyor arkadaşlar. Yapacaksanız sizler de bu şekilde yapabilirsiniz, kuşlara çarpmasın. Şu anda nemimiz %75'ti, 69'a kadar düştü. Bakın şöyle karşıda göstereyim. Hatta 75'ti, 77'di. 69'a kadar falan düştü. Dediğim gibi normalde bu videoyu öyle yapacaktım ama maalesef maalesef demeyeyim. Sizin isteğiniz üzerinde arkadaşlar bugüne aldık. Dediğim gibi 2 veya 3 tane erkek, 2 tane 3 tane söyleyemedim de 2 tane 3 tane dişimizi erkek salmamızı atacağız. Biraz yorgunum, kusuruma bakmayın arkadaşlar. Ama onun öncesinde şöyle kısa kısa kafeslerimizi gösterelim. Çünkü kafeslerimizi de merak eden arkadaşlarımız oluyor, görmek isteyen arkadaşlarımız oluyor. Onları da şöyle gösterelim. Bunlar dolap kafes, BST kafes diye geçiyor. Almak isteyen arkadaşlarımız Google'a BST kafes yazdığı zaman alabilirler arkadaşlar. Bunlar da kompakt yuvalık ve 65'lik üretim kafesi diye geçiyor ama normal 65'lik üretim kafeslerinden değil. Hem eni hem yüksekliği falan bayağı bir farklı arkadaşlar diğerlerinden. Mesela bakın şu 60'lık, bir de bunun 65'liği var ama sadece uzunluğu 5 cm daha uzuyor ama gördüğünüz gibi eni, şu yüksekliği ve eni içindeki bayağı bir farkı var arkadaşlar. Şu kafesi kıyasladığınız zaman net bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi gelelim isterseniz salma kafesinize. Burada şimdi eşi olmayan hangileri var? Erkeklerimiz bayağı bir hareketlendiler. Kendi kendilerine kur yapıyorlar. Yavrularımız özellikle anaç erkekleri attıktan sonra bayağı bir hareketlendi. Kur yapmayı falan öğrendiler. Bakın mesela şu erkeğim bayağı bir durgundu. Yavru şu anda. Arkası dönük beyaz olan. O bayağı bir durgundu ama buraya anaç erkekleri attıktan sonra bayağı bir kur yapmaya başladı. Gri erkeğimiz muazzam oldu arkadaşlar. Şöyle gösterelim. O da kendi kendine kur yapıyor. Bunu hangi dişiyle eşleyeceğim bilmiyorum mesela. Bakın aşağıdan attığım dişilerden hangisiyle anlaşırsa onu eşleyeceğim. Şimdi aşağıya getirelim. Burada benim düşündüklerimi sizlere hemen söylemek istiyorum. Biraz daha iri yapılardan atmak istiyorum arkadaşlar. Onlar da hangileri? Bakın şu iki griyi belki atabilirim. Yani grilerden kesin atacağım da ikisini atar mıyım bilmiyorum. Ama birini kesinlikle atacağım. Şu arkadaki sarı yüz var, onu kesin atarım diye düşünüyorum. Bir tane de mavilerden atmak istiyorum arkadaşlar. Mavilerden de eşi olmayan var çünkü. O da hangisi? Şu arkadaki, odaklayalım hemen. Arkadaki maviyle şu salmadaki, salıncaktaki mavi dişimiz. Bunları eşe atıp deneyebiliriz. Şimdi dilerseniz ben şuradan grilerden birini kapayım. Hatta şu maviyi bile atabiliriz arkadaşlar. Bu da güzel olacaktır. Bu griyi büyük ihtimalle şu gri şov erkeğimizle eşleyeceğim. Çünkü bir kere denemiştim ben, hatırlarsınız videomuzda. Gayet güzel anlaşmışlardı. Şimdi dilerseniz çok fazla lafı uzatmadan direkt dişlerimizden alıp üst kata atmaya başlayalım. Şimdi hangi dişi alalım? Alttaki griyi mi, üstteki griyi mi? İlk ona bakıyorum. İkisi de aynı ayarda. Tüyde de gene aynı şekilde, ikisi de tüyde. Ama şöyle bir hareketlerine bakıyorum, ikisi de durgun şu anda. Şu yukarıdaki biraz daha öttü. Onu alalım bir. Hemen şöyle. Bu arada burada kuşa kalmak bayağı bir zor. Gel. Kuşakalarken görüntü alamıyorum. Kusuruma bakmayın arkadaşlar, o da gayet normal. Şimdi bismillah dedik ve bir tane güzelliğimizi attık. Bakın şu mavi direkt fark etti. Bu gri direkt fark etti bakın. Bakışları direkt değişti. Şimdi biraz daha uzaklaşalım. İlk attığım zaman birazcık şoklanıyorlar. Bakın açma germe yapıyor şimdi erkeğimiz. Birazdan yanına gider büyük ihtimalle. Şimdi diğerlerini de almaya devam edelim arkadaşlar. Evet, gri direkt yanına geldi. Şu mavi mesela yavru, o da kur yapabilir mi? Yapabilir arkadaşlar. Onlarda da hareketlilik dediğim gibi başladı. Şu yavrularımız da çok güzel oldu bakın. Tüylerini falan patlatmak, bize doğru gelen mavimiz. Tüylerini falan patlatmak gayet güzel oldular. Şimdi diğer sarı yüzümüzü nasıl alacağız oradan? O problemimiz var. Başka hangisini alacaktık? Diğer griyi de alayım, benim içimde kalmasın arkadaşlar. Sizler de merak edebilirsiniz. Şimdi bir tanesi vardı, yani deli dehşet kur yapıyordu kendi kendine. Ama hangisi olduğunu unuttum. Çünkü birbirlerine çok benziyorlar. Ayırt edecek bir noktaları da yok. Çünkü kanatlarında bir çizgi belirti olsa anlayacağım ama hiçbir belirti yok. Tamam, bunu da aldık. Evet, şu anda griler kurulaşıyorlar arkadaşlar. Ben aşağıya uğraşırken bunları göremedim. Bir tane daha attım.
Hadi bakalım. Ya griyi büyük ihtimalle bu griyi iki dişiden biriyle eşleyeceğim arkadaşlar. Çünkü aynı kanatına sahipler. Altlarından gelecek ya, orada gene kendi ayarlarında gelecektir. Bakın. Büyük ihtimalle bu dişiydi aynen. Bakın direkt kabardı çünkü yanındaki erkeğin yanında. Direkt kabardı aynen. Aşağı kafeste yem yokmuş gibi geldi, burada yem yiyor bu diğer dişi de. Evet, kulaşmalar başladı. Her an kuyruk kalkabilir bu arada. Onu da söyleyeyim. Evet, benim dediğim dişi buymuş arkadaşlar. Bakın çiftleşme meraklısı bir dişimiz vardı grilerden. O da buymuş. İkinciye attırmış. Diğeri aşağıda yenmiyor zaten. Sağ olsun. Bu da burada bana geliyor. Gel. Her neyse. Diğerlerini de atalım. Teker teker izlemeyelim. Hepsini bir anda atıp o şekilde izleyelim arkadaşlar. Sarı yüz nerede? Sarı yüz burada. Birazcık zor yakalayacağız. Gel. Evet. Çok güzel. Sola kaçtı. Şimdi de sağa kaçar. Aynen. Onu yakalıyorum derken diğerini yakaladım. Nasıl? Oo, bu bayağı iyi ısırıyor bu arada. Avucumun içini kaptı ama tekrardan kurtardım. Netlik şu an olmayacak. Kusura bakmayın kamerada. Çünkü dediğim gibi videoyu çeken olmadığı için şu anda ben kendim yapıyorum. Evet. Mavi ile sarı yüz mesela şu anda. Bayağı bir yakınlaştılar gibime geldi. Aşağıya baktım bu arada, yem yok diyor ama aşağıda da yem var. Bu niye böyle yaptı anlamadım. Ya bu sarı dişi de eş seçme huyu yok arkadaşlar benim anladığım kadarıyla. Çünkü ilk eşe attığım erkekle direkt çiftleşip yumurtlamışlar. Çiftleştiler de yumurtlamamışlar. Devamı gelmemişti. Şu an iki mavi erkekle dişiyi araya aldı. Bastırılık kurmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Şimdi bir yandan da biri burada elimle oynuyor. Salmaya dişi atıyorum, gözü hala bende. Bu arada bunları da eş atabilirim bakın. Gri ile bu sarı yüzü var ya, cidden çok güzel yavru verirler. Güzel de anlaşırlar gibime geliyor. Ama bana kalırsa gri ile gri eşlediğim zaman daha sağlam yavru verirler. Altlarına daha sağlam yavru gelir ama gri şu anda sarı yüzü beğendi. Bakın şu sarı yüzleri çiftleştirmişti arkadaşlar ama çiftleşmenin devamı gelmemişti. Hatırlarsınız belki arkadakileri. Bakalım birazcık izleyelim şunları. Gayet güzeller. Tahminen en geç 3 haftaya falan bunları eşe atmış olacağız arkadaşlar. Net bir rakam vermiyorum sizlere. Şimdi iki gri attık, bir yeşil attık, bir de mavi atalım. Dörtlüyü tamamlayalım arkadaşlar. Mavi ile hangisini atalım? Şu yukarıdakilerden birisi. Şu veya şu. Şunu atalım. Şunu. Şu güzel duruyor. Gel. Burun da kahverengileşmiş iyice. Tüyden de çıkmak üzere. Bu birazcık hareketli olabilir diğerlerine göre. Ama yukarıdan uçuyor, aşağı inmiyor. Aşağı inmediği için de yakalayamıyorum. Taktiği çözmüş bu, uyanık. Neyse aşağı ineni yakalayayım o zaman. Gel. Bunu da yakaladık. Hadi izleyelim artık. İzleme vakti geldi. Bir mavi orada. Arkada sarı yüzümüz var. Nerede o? Grilerimiz. Grimizin biri yukarıda. Diğeri de burada. Kaka taşında. Şimdi bekliyoruz bakalım. Erkeklerin şimdi kurulaşması lazım normalde. Dişilerin de bakın. Dişi kafayı kabarttı. Diğer mavi alsam daha iyiydi aslında ama onu yakalamak bayağı bir zor. O taktiği çözmüş çünkü arkadaşlar. Yöntemini bulmuş. Biraz uzaklaşalım. Bu arada tekrardan söylüyorum, böyle bir yöntem yapacaksanız kesinlikle hayvanları bulmamasına dikkat edin arkadaşlar. Biz bilerek mesafeyi uzun tuttuk, karşıya kadar ulaşmıyor bile yani, öyle söyleyeyim. Bunun ayarı full değil şu anda. Ayarı az ama dediğim gibi bayağı bir faydası var. Sizlere de yapacaksanız eğer tavsiye ederim. Etkisi oluyor bayağı bir. Biz akşamdan akşama buraya havalandırmaya geldiğimiz için o yüzden akşamdan akşama yapıyoruz. Gündüz yapmıyoruz, gündüz çok sıcak oluyor. Faydasına çok zararı olur bu arada. Akşam serinliğinde hem dışarı serinken hem de burayı serinletiyoruz, daha iyi oluyor. Şimdi bakın, mavi gitti sarı yüzün yanına. Sarı yüz dişiyi bayağı bir erkek beğendi bu arada. Şu erkeğimizin sakallığa falan bakın, tüyden çıkmak üzere kendini anca gösterebildi. Kafa göz bayağı bir patlamış, 10 numara duruyor. Şöyle gençler çekelim. Dediğim gibi ben o sarı yüzle şu gri erkeğimi de eşleyebilirim. Gri erkeği birden fazla dişiyle eşleyeceğiz zaten arkadaşlar. Tek dişiyle yavru almaya çalışmayacağım. Bunu zaten sizlere ben hep söylüyorum. Farklı farklı kuşlarla çekeceğim. Evet. Şu erkek bayağı bir uyadı şu anda. Araya başka bir erkek girdi. Kuşları ben genelde bu şekilde eş tutuyorum. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Hani sizin de böyle bir imkanınız varsa, atıyorum sizin salma kafesiniz veya bu kadar çok kuşunuz yok, eş tutturmayı istiyorsunuz. O zaman tanıdığınız pet shop'la, yani samimi olduğunuz biri varsa, pet shop varsa veya üretecek, gidin salma kafesine atın, bu şekilde eş tutturun. Bu arada herkes de salma kafesine kuş attırmaz, onu da söyleyeyim hastalık gelmesin diye.
Mavi erkek sarı dişi bu arada sahiplendi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yanına hiçbir erkeğe yaklaştırmıyor. Sarı dişi ne yapacağını şaşırdı şu anda. Kaçak yer arıyor bence o. Bakın erkek de şu anda baskınlı savaş veriyorlar birbirine. Ama erkeğin baskın gelmeme şansı yok. Ayrı kafes atsam %100 çiftleşirler bu arada. Diğer dişler ne yaptı? Diğer dişler burada. Bu hem gaga taşına gidiyor hem yem yiyor. Bu aç kalmış herhalde aşağıda. Buna yem yedirmemişler. Şimdi de gaga taşına geldi bakın. Gel. Nerede o mavi dişimiz? Vallahi sarı yüzden diğer kuşları görmedi arkadaşlar erkeklerin gözü. Renk hayvanların dikkatini çekiyor bu arada. O erkek hiçbirini yaklaştırmıyor arkadaşlar. Dediğim gibi ayrı kafese atsam anında çiftleşip yumurtlarlar. Beklemezler bile. Ama renk yavru almak istiyorsan, hani basından ziyade renk yavru almak istiyorsan o sarı yüzü bu gri erkekle eşlemem lazım. Ama cidden güzel yavrular da verir. Vasfı kötü olmaz, gene iyi olur ama şu gri ile eşlediğim zaman, şu üstteki gri ile eşlediğim zaman daha güzel yavru vereceklerini garanti verebilirim. Bu erkeğimiz salmayı aldıktan sonra bayağı bir kalıp aldı arkadaşlar. Cüsselendi yani. Biraz daha durmaya devam edecek bu da. Şöyle dursun. Erkeklerin çoğunun eşi var zaten. Erkek sayımız biliyorsunuz fazlaydı. Şu an yaklaştı gerçi rakamlar birbirine. Çünkü en son 2 tane dişimizi kaybettik arkadaşlar. Hatta 3 tane dişimizi kaybettik. Şu an rakamlar birbirlerine yakın. 1 veya 2 tane dişi fazla sadece. Hatta Japonesler geldikten sonra denge tekrardan değişmiş olabilir. Ondan sonra daha hiç saymadım çünkü. Şöyle bakalım. Vallahi o dişiden var ya, diğerlerinin gözü görmüyor. Şimdi şunlar kurulaşıyorlar bakın. Bakın bunlar olabilir. Anneanne babadan doğma eşi atılabilir mi? Atılabilir. Yavru yumurta verirler mi? Verirler. Bir problem olur mu? Olmaz. Bakın şu an Allah seni ne yapmasın. Dengeyi bozdu. Tam böyle dişi erkeğe beni besle gibi hareketler yapıyordu. Salıncağı biri atladı. Ayarı bozdu arkadaşlar. Mavi dişimiz nerede? Mavi dişiyi arıyor gözüm ama mavi dişiyi göremedim. Vallahi mavi dişiyi kaybettim üstte. O da sinekler. Bakın şunlar kurulaşıyor şimdi. Bunlar %100 çiftleşip yumurtlarlar bakın. Dişi kabullendi erkeği arkadaşlar. Hiç baskınlık savaşı vermedi. Yukarıdaki sarı gibi yapmadı yani. Dişi direkt erkeğin baskınlığını kabul etti. Bunları eşleyebiliriz. Güzel de olurlar. Şöyle güzel güzel de fotoğraflar çekelim. Bu gri erkekten çok fazla sayıda isteyen var ama elimde bir tane olduğu için şu an verme şansım yok. O yüzden isteyen arkadaşlara da buradan duyulur arkadaşlar. Verme şansım şu anlık yok. Şu dişi şuradan kovalım. O yukarıda kaldı. Tamam. Şimdi oldu. Biraz daha kalsın. Şimdi araya gri girdi. Maviler de hedef şaştı. Maviler birbirleriyle fırlaşıyorlar şimdi. Şunlara bakalım. Bunlar olurlarsa bu arada bunları eşlemem. Çünkü dişine şok kanalar. Erkek jumbo. Bunları yazık etmeye gerek yok. O grilerden bir de bu erkekle eşleyebilirim. Bu erkek normalde burada kendi kardeşiyle eşleydi arkadaşlar. Sarı yüzle. Çiftleşmişlerdi hatırlarsınız ama devamı gelmedi. Şimdi yumurta gelmemişti. Tekrardan onları eşe atıp deneyebiliriz. Bakın mesela şu anda mavinin peşinde diğer mavi takıldı. Bunlara bakalım. Hayvanlar bayağı bir şoklandılar arkadaşlar. Hatta terlediler bile bakın. Bu da kameraya bakıyor. Güzel. Erkekler tam takımında arkadaşlar şu anda. Baskınlıklarını falan bayağı bir kurmuşlar, sağlamışlar. Şu güzellik oldu, dediğim gibi yavrular kur yapmayı çok fazla bilmiyordu. Baskınlık sağlamayı daha doğrusu çok bilmiyordu ama bu anaç erkekleri attıktan sonra yavrularda da bayağı bir hareketlilik geldi ki bunlarda gözüme çarpan iki tane yavrumuz var. Birisi şu aşağıdaki mavi. Bakın bu daha mesela 3 aylık yok bile yani. Diğeri de nerede o? Şu. Diğeri de bu. Bunları attıktan sonra cidden bayağı bir hareket geldi yani. Yalan söylemeyeyim. Vallahi hedef şaştı. Erkekler şimdi birbirleriyle kurulaşıyorlar. Dişi izin vermeyince dişler tersine döndü. Şunları da gösterelim şöyle. Grilerle grileri eşleyebiliriz. Gri ile sarı yüzle eşleyebiliriz. Onlar da çok güzel yavru verirler ama ilk aklımdaki
fikir benim şu grileri eşlemek arkadaşlar. Başka bir şey çok düşünmüyorum. Sarı yüzlerle büyük ihtimalle sarı yüzler eşlerim gibime geliyor. Bir tane dışarıdan kuş gelme şansı var. Gelirse onda videosunu çekeceğim sizlere ama çok yaşlı bir kuş olacak. Onun da videosunu zaten gelirse eğer çekip sizlere izleteceğiz arkadaşlar. Şimdi kafamdaki eşlemeyi size söyleyeyim bu dört dişiyle alakalı. Mavide bir şey belirmedi kafamda, açık konuşayım. Ama teker teker kafes attığım zaman denemiştik. Mavi erkekleri beğeniyordu. Bu dişi birazcık renk seçiyor arkadaşlar. Evet, dişi şu anda birazcık canlandı. Erkekleri yavaş yavaş patır patır aşağıya döküyor. Şimdi şu gri erkeğimizle gri dişimizi, bunları bir takım olarak düşünün. Sarı yüzle şu mavi erkeğimiz olabilir ki onlar da çok güzel yavru vereceklerdir. Onlar olabilirler arkadaşlar. Bayağı da iyi anlaştılar zaten. Bu sarı yüz erkeğimizle de diğer gri dişimiz şuradaki. Ama şu mavi hakkında dediğim gibi şu anda fikrim yok. Bakın griye de şu anda kafa kabartıyor mesela. Ya, anlaştığını nereden anlarsınız onu da söyleyeyim ben sizlere arkadaşlar. Dişi erkeği beğendiği zaman bu ense tüyüyle kanat altındaki tüylerini kabartır arkadaşlar. En kolay, en anlaşılır taktik bu. Bunu bakıp anlarsanız hayvanların eş tuttuğunu net bir şekilde anlarsınız. Ama eş tutup uzun süreli çiftleşmeyip yumurtlamaya da bilirler. Sadece anlaşırlar. Onun için de takviye gıdalar gerekiyor. İşte E vitamini, Renfred, E50, Tavobenfit, Versenilaga, Fertivit veya mama içerisinde yaptığınız mamaya keçi boynuzu tozu, bunlardan ekleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi anlaşıp da çiftleşmezlerse bu takviyelerden kesinlikle kullanmanız lazım. Faydasını görürsünüz arkadaşlar. Biz şu anda salmaya geçmedik. Eşe atmadan 4-5 gün önce üst üste E50 Tavobenfit geçip ondan sonra direkt kuşlarımızı eşe atacağız. Bakın dişi şu anda buradaki mavi erkeğe de kafa kapartıyor. Demek istediğimi anlayın diye kuşları detaylı bir şekilde ben sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Bakın mesela şimdi bu mavi ile bu griye kurulaşıyor. Ya bu griye büyük ihtimalle istediğimiz erkeği eşe atsak direkt huyu kaldıracak arkadaşlar. Çünkü eş seçme huyu yok bunun da. Böyle kuşlara bayılıyorum. Böyle kuşları cidden çok seviyorum. Gayet de güzel oluyorlar. Nereye gitti o gri? Aşağıda kaldı. Ama gri ile sarı yüzün renk uyumu da cidden çok güzel durmuyor mu? Onlar da eşe atabiliriz. Onun da kanatı bu arada güzel. Geçen de ölen şov dişimizin yavrusu arkadaşlar. İkisinin de hatta anneleri şovdu. İkisinin de geçen gün anneleri öldü arkadaşlar maalesef. Farklı anne babanın yavruları, onları da eşleyebiliriz. Bakın gri şovumuz şu anda jumbo erkekle anlaştı. Bakın hatta şu anda dişimiz erkeği kovalıyor yani. Video birazcık uzun olacak. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Sizin için de seyir zevki olur. Salma kafesi fazla fazla görmek istiyorsunuz. Artık fazla fazla görmüş oldunuz. Bakın erkekteki renk geçişlerine bakın arkadaşlar. Tam böyle rainbow tarzı güzel bir renk geçişi var göğüs kısmında. Kanatlar farklı tabii ki. Erkek şov olsa bunları kesinlikle eşlerdi. Çünkü farklı renkler güzel bir yavru verirlerdi. Hem gri hem mavi. Mavinin farklı tonlarında yavrular verirlerdi ama şu anda onu düşünmüyorum. Dişi de şimdi erkeğe sahiplendi. Başka dişi istemiyor yanına. Biz olmazsa şu gri ile nerede o gri? Diğer griye eşleyelim arkadaşlar. Olmazsa griye direkt sarı yüze vururuz. Güzel. Tam istediğim gibi. Gayet güzel. Evet, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi anlaşan kuşlarımız sizler de gördünüz. Bu ayarda videolar bu ara sık sık gelebilir. Çünkü salma kafesimiz cidden de bayağı bir dolu. Gördüğünüz üzere. Birazcık bu videolarla sizlere donatacağım. Öyle söyleyeyim. Doyacaksınız yani bu ara bu videolara. Japoneslerde ekleme yapmaya aslında başlayabilirim. Boş kafeslerimiz var. Hatta onları ben direkt büyük ihtimalle dolap kafesi alacağım yani, öyle söyleyeyim arkadaşlar. Ama biraz daha da bekleyebiliriz. Çünkü son bir hafta 10 gün kaldı bu çok sıcakların bitmesine. Çok sıcaklar geçtikten sonra eşe atarsam biraz daha verimli olur. Ama erkekleri alıp direkt diğer kafeslerde teklesem daha iyi olacaktır. Olmazsa yarın bunları ben tekleyeyim, hatta öyle yapalım. Evet, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sizlerden ricam, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve videomuzu beğenirseniz bizleri çok çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.